Avrupalılar, Osmanlılar mimarlıkta Ayasofya'ya geçemez diyorlardı. Mimar Sinan öyle bir eser yapmalıydı ki onunla küffarın dilini kesmiş olmalıydı. Serhat şehri Edirne'nin en hakim tepesine Selimiye Camisi'ni inşa etti. Mimar Sinan camiyi hayranlıkla gezen ve kendisini tebrik edip şükranlarını sunan Sultan II. Selim'e "Hünkârım, Selimiye'nin kubbesi Ayasofya'nın kubbesinden 3 metre geniş, 4 metre daha yüksektir. Artık küffarın dili kesilmiştir, müsterih olunuz" dedi. Sultan Selim bu muhteşem eserin minberinin altından olmasını istiyordu. Mimarbaşı dedi, "Öyleyse eşsiz bir esere yine böylece eşsiz bir minber gerek. Düşünüyorum ki bu minber som altından olsun, eserin şanına layık değerde bulunsun." Mimar Sinan tebessüm ederek cevap verdi, "Hünkârım, altını insanların tamamı ziyadedir. Ola ki törpüyle parçalar, koparıp minberi bozarlar. Kulunuz öyle bir minber yapacak ki som altından da güzel ve değerli olacak. İnsanlar gelip gördükçe hayranlıklarını açıklamaya mecbur kalacaklar."